Herkese merhabalar arkadaşlar. GNB Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına çok özel bir otomobille çıkıyorum. Eminim ki sizler de izlerken benim kadar heyecanlanacaksınız. Çünkü Renault'un D segmentinde sunduğu amiral gemisi Talisman'la beraberiz. Ve son üretimi olan Talisman'la beraberiz arkadaşlar. Dolu dolu bir otomobil. Bütün detaylarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Ancak siz halen daha kanalıma abone değilseniz lütfen bir abone olup videomu da beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hadi gelin Renault Talisman'ı yakından inceleyelim. Ve karşınızda Renault'un son üretimi olan amiral gemisi Talisman'la beraberiz arkadaşlar. Gerçekten duruşu, heybetiyle çok özel olan bir otomobille beraberiz. Tasarımı, içerisinde sunduğu detaylarla D segmentindeki en iyi oyunculardan birisiydi arkadaşlar. Ancak tabii ki şu anda üretimi bitmiş bir modelle beraberiz. Bu otomobili bize temin eden Tanoto Renault Dacia'ya katkılarının örtünü teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu otomobil kendilerinin ikinci el stoklarında arkadaşlar. İkinci el biriminin numaralarını da size bırakıyor olacağım. Oradan iletişime geçebilirsiniz. 10.000 kilometrede 2022 model bir Renault Talisman bu. Biz gelelim detaylarına. 1.3 litrelik TCE, 160 beygir güç ve 270 Nm tork üreten 7 ileri çift kavramalı EDC şanzımanıyla gerçekten müthiş bir şekilde uyum içerisinde çalışan motor şanzımanla beraberiz. Bu otomobil gerek 0-100 gerekse ara hızlanmalarda bu cüssesinin, çünkü 1500 kiloluk bir ağırlığı var, gerçekten sizlere hissettirmiyor. Zaten bu son makyajlı versiyonu bu modelde sadece touch ve ikon donanımı çıktı zaten arkadaşlar. Ve ikonun üzerine de opsiyonlar alabiliyordunuz. Bu otomobilimiz en full sayabiliriz. Sadece opsiyon olarak cam tavanımız ve 19 inç jantımız burada yok. Bu jantlar Megane'ın ikonunun opsiyon jantlarıyla da birebir aynı jantlar. 18 inçlik. Birazdan ölçülerini sizlere detaylı bir şekilde söyleyeceğim. Ön tarafta full LED matrix farlarımızla beraber geliyor. Gerçekten inanılmaz güzel aydınlatması olan bir farlar arkadaşlar bu. Hemen size şöyle anahtarından farlarını yakayım ve detaylı görün. Evet, şu şekilde farlarımız var. Aydınlatması gerçekten çok güzel. Yine aşağı tarafta da sis grubumuzda LED olarak yanabiliyor. Bu geniş panjur ince far tasarımıyla otomobilin heybeti olduğundan çok daha büyük gözüküyor. Aslında 4848 mm'lik gerçekten devasa bir sedandan bahsediyoruz. D segmentinde tabii ki bileceğiniz üzere, ama şu yan açıdan baktığınızda gerçekten sedan formunu çok güzel bir şekilde bize vurgulayabiliyor. Aşağı arka taraf, yani J-Stun'u ne kadar yakın gelse de aslında bir kupe tasarım burada vurgulansa da şu yan açıdan baktığınızda gerçekten çok güzel bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. 19 jantlar tabii ki çok daha güzel doldurabiliyor bu otomobil, ancak bunda tasarımı çok güzel bu jantın. Çok güzel yedirebiliyor tasarıma. Hemen size jant lastik ölçülerinden bahsedeyim. 245, 45, 18'lerle beraber geliyor arkadaşlar. Yanda hemen şöyle bir park sensörü göreceksiniz. Tabii ki önde var. Bu yandakinin sebebi de bu otomobilde otomatik park sisteminin olması arkadaşlar. Yan tarafından baktığınızda komple bir krom çerçeve, piyano bilek direkler, yine kapı kollarının üzerinde krom detaylar burada çok güzel bir bütünlük size sağlamış. Ve bakın şu detayı sizlere göstermek istiyorum. Bu otomobilimizin arka tekerlekleri de 7 derece düşük hızlarda ön tekerle ters açıda, yüksek hızlarda da ön tekerden ters ön tekerle aynı açıda dönerek sizlere çok ciddi bir dönüş yapı sunabiliyor dar alanlarda ve viraja girdiğinizde de çok güzel bir güven verebiliyor. Bu otomobilin ford kontrol sistemi gerçekten çok güzel çalışıyor arkadaşlar, onu söyleyebilirim. Bu özellik gerçekten bu otomobile çok yakışıyor. Arka tasarımına geldiğimizde işte burada aslında makyajlı stopu rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Yine incelmiş form ve içerisindeki çizgi detayları gerçekten bu otomobili çok sportif gösterebiliyor. Bu ağır başlığın yanında sportiflik de gerçekten Talisman'a oldukça yakışıyor. Şu şekilde bakabilirsiniz. Yine arkada park sensörlerimiz, büyük bir Talisman yazımız ve logonun ortasındaki şu şekilde geri görüş kamerasında görebilirsiniz. Arka açıdan da sizlere şöyle göstereyim. Aşağıda difüzör çıkıntımız var ve arka tasarımının ince düz dikdörtgen oluşu gerçekten tasarımı çok güzel yedirebiliyor burada. Sportifliği bize. Buradan açabiliyoruz bagajımızı ve 648 litrelik devasa bir bagaj bizi karşılıyor. D segmentine biniyorsunuz. Premium'a yakın olan bir otomobil ve gerçekten bu şekilde bagajının büyük olması da aile kullanımlarına oldukça uygun olduğunu gösterebiliyor. Ama tabii ki böyle bir donanımda kesinlikle elektrikli bagaj istiyorsunuz. Tasarımı lütfen yorumlamanızı istiyorum. Ben gerçekten oldukça fazla beğendiğim bir otomobil. D segmentinde tasarımı en çok hoşuma giden
ve böyle slipper durabilen bir otomobil. Çok fazla bir şey eklenti yapmanıza da gerek yok. Kendiliğinden sportif durabilen bir otomobil bu. Ön koltuk kendime göre ayarlı ancak anahtardan açılmadığı için elektrikli ve hafızalı koltuk olduğu için kendisini geri itiyor. Hemen şöyle içeri oturayım. Otomobilimizi çalıştıralım. Şöyle iç ambiyansı bir görün. Head up'ımız hemen açıldı. Arka koltuğa oturayım ve oradaki yaşam alanından bahsedelim. Kapıların hissiyatları çok güzel. Klimanın sesini duyuyorsunuz şu anda. Arka taraflar yine yumuşak plastik. Buralarda deri malzemeler. Yine elinizi dokunduğunuz bütün her yer deri olarak geliyor. Ve koltuklarımız da deri. Hemen sizler için içeri oturacağım. Evet, buradaki diz mesafeniz gayet yeterli. Ortada bir havalandırma enfezi, 12 volt çıkış ve 2 tane de hızlı USB çıkışımız bulunuyor. Arkadan ön tarafa bakışınız bu şekilde. Ön tasarım çok güzel. Gerçekten çok maskülen durabiliyor. Hemen burada arkada bir kol dayamağımız var. Bunu indirelim. İki bardaklığımız ve şurada şöyle güzel de bir gözümüz çıkıyor ve altları da kaplı. Bu önemli bir detay. Buradan bagaja da ulaşabiliyorsunuz. Arkada 3 kafalığımız var. Şöyle aydınlatmamız var ve tavan antrasit gri gibi ama tam da antrasit gibi değil arkadaşlar. Ben böyle gerçekten D segmentinde ağır sayabileceğimiz duruşuyla gerçekten böyle sizi içerisine oturduğunuzda bir makam vari hissedilen otomobillerde tavanın bu şekilde olması açıkçası benim hoşuma gidiyor. Burada ne eksik? Sadece burada bir elektrikli kontrol olsaydı bu ön koltuk için mükemmel olurdu. Çünkü talisman ülkemizde birçok kamu kurumunda da makam aracı olarak kullanılıyor bileceğiniz üzere. Evet, hadi gelin ön taraftaki detaylardan bahsedelim. Kokpit nasıl gözüküyor? Şu yatık form ve geniş form gerçekten burada algıyı yükselten detaylardan birisi. Şuradaki malzeme çok hoşuma gidiyor ve bu otomobilin içini bej döşeme olarak da alabiliyorsunuz. Bu kısım bej geliyor ve koltuklarınız bej olarak alabiliyorsunuz. Yukarı taraflar komple yumuşak plastik ve gerçekten yani yumuşak dokusu çok güzel. Bakın yumuşacık. Şunu netleyeceğim hemen sizlere. Şu anda göremiyorsunuz. Evet. Head-up display'i buradan görebiliyorsunuz. Ve tabela okuma da var. Tabelayı da oradan sizlere gösterebiliyor arkadaşlar. Sol taraftan başlayalım. Tamamen deri malzemelerle bezenmiş çok güzel bir kapı tutamacı var arkadaşlar. Şu şekilde açalım ve buradaki detaylardan bahsedelim. Ambiyans aydınlatmayı da şuradan görüyor olacaksınızdır. Tabii ki elektrikli koltuğumuz, hafızalı koltuğumuz bu modelde bulunuyor arkadaşlar. Bu olması gereken bir detay tabii ki. Eleştireceğim noktalar elbette var. Yok değil. Bu direksiyon sadece biraz eski geliyor bana artık. Tabii ki sizin görüşleriniz de benim için çok önemli. Siz de bence öyle düşünüyor olabilirsiniz. Burada sadece iç ışık şiddetini ayarlayabildiğiniz detay geliyor arkadaşlar. Kadranımız şu anda birçok Megane grubunda sıfırda standart olarak gelen ekranımız var. Clio'nun dolu donanım versiyonlarında da bu ekranı gördük arkadaşlar. Solda hararet, sağda yakıt göstergemiz ve güzel bir hız göstergemiz var. Multisense tuşumuz da buradan otomobilin sürüş modlarını da değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şuna tamam diyelim. Ekrandan sürüş modlarımıza geçiş yapalım. Evet, şu şekilde sport modu aldığımızda buradaki aydınlatma grubu değişiyor. Tabi bu siz sabitleyebiliyorsunuz. Yani sport dediğinizde yine de bu gösterge iç şiddetlerini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu anda ambiyans mavi yanıyor. Eco'ya aldığımızda Eco'da da kırmızı. Normal şartlarda yeşil olur ama bu güncel konfigüratörden bunu değiştirebiliyorsunuz. Bileceğiniz üzere. Şu resim çok güzel. Evet, bu ekrandan neler yapabiliyorsunuz? Biz hemen şöyle spora geçelim. Ve buradan yakıt tüketimimizi, otomobilimizin lastik basınçlarını görebiliyorsunuz. Bakım zamanı gelmiş aracımızın. Hemen şöyle farklı moda geçtiğimizde tekrar bakalım. Yakıt tüketimimiz, anlık tork ve beygir gücümüz. Burada gittiğimiz kilometre. Hemen şöyle diğer tarafa geçtiğimizde de navigasyon bilgilerimiz, radyo bilgilerimiz ve burada da bir pusulamız bulunuyor arkadaşlar. Onun aşağısında vites göstergemiz, aracımızın kilometresi gibi detaylar açık seçik. Tabii ki buraya çok daha büyük bir hayalet ekran gelse tadından yenmez ancak 2022 model bir talismandan bahsediyoruz arkadaşlar. Sol tarafa geldiğimizde burada hız sabitleyici, sınırlayıcı butonlarımız var. Yağmur, far sensörümüz tabii ki var. Kara renk dikiz aynamız ve çerçevesiz gerçekten çok şık durabiliyor. Bu otomobilde kör nokta uyarı sistemimiz de var. Hemen sizlere şöyle göstereyim.
Evet, şu şekilde görüyor olacaksınızdır. Kör nokta uyarı sistemimiz de bulunuyor bu otomobilimizde. Yine aynı şekilde burada da göreceğiniz üzere şerit takip sistemimiz ve otomatik park sistemimiz var. Eller serbest park gerçekten çok güzel çalışıyor Renault'un bu sistemi arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Aşağı tarafta koltuk soğutmamız, koltuk ısıtmamız, otomatik start stopumuz, yine dediğim gibi anlattığım detaylar, yine koltuk ısıtmamız ve soğutmamız sağ taraf için de geçerli. Dijital klima butonlarımız var. Bunun ayarlanması çok güzel arkadaşlar. Gayet net bir şekilde alıştıktan sonra Renault'un bütün modellerinde bunu da rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Burada 9.3 inçlik bu standart gelen bir ekran, tabii ki eski makyaj kasa talismanlarda daha küçük bir ekranla da gelebiliyor arkadaşlar. Buradan ayarlara geldiğimizde sürüş yardımımız, park etme yardımı, multisent yani sürüş modlarımız, klima butonları ve koltuklar. Koltukları da hafızalı bir şekilde kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Geri geldiğimizde hatta koltuklarda şöyle detaylarımız var. Sürücü masaj ve yan yolcu masaj desteğimiz de bu otomobilde bulunuyor. Gerçekten masajlı bir otomobile bindiyseniz uzun yolda verdiği keyif çok güzel arkadaşlar. Araç konfigürasyonuna geldiğimizde de burada sürüş hakkındaki detaylar, girişte otomobilin kilitlenmesi, anahtarsız giriş çalıştırma özellikleri, sileceklerimiz ve bu şekilde sinyallerimizi ayarlayabiliyoruz. Ses açma burada ya da yine bu şekilde Renault'un klasik kolundan da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Netleyemedim size. Şöyle kapatayım. Evet, şu şekilde bu butonlardan da sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Geniş açıya geldiğimizde burada kablosuz telefonunuzu şarj edebildiğiniz ünite var. Gerçekten bunun kullanışlılığı çok güzel. Yeri çok güzel. Rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Şu göz çok güzel. Çok premium hissettiriyor açıkçası. Yani şuranın kalınlığı, hissiyatı, kapanma açılışı çok güzel. İki tane yine USB bağlantı aparatımız, AUX'umuz ve 12 voltluk çıkışımız da burada bulunuyor. Hemen sizlere şöyle geri görüş kamerasını da göstermiş olayım. Evet, kamerayı da bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Arka tarafa geldiğimizde bu multimedyayı buradan hemen şöyle P konumuna alalım. Multimedyayı buradaki joystick vasıtasıyla konumlandırabiliyorsunuz. Bakın şu şekildeki hareketlerle rahatlıkla multimedyada işlemler yapabiliyorsunuz. Ya da bu şekilde de seçimlerinizi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yan tarafımızda iki tane bardaklığımız var ve bardaklıkların etrafında ambiyans aydınlatma var. Gerçekten inanılmaz güzel duruyor. Bu arada bütün güvenlik sistemlerini gösteren kısım burada. Aktif frenleme, ön araca mesafe, trafik işareti tanıma, şerit takip, kör nokta uyarı sistemi ve yorgunluk algılayıcı sistemleri de burada hepsini göstermiş. Burada da Megane'ımız çıkıyor. Koltukları da bu şekilde klima butonundan detaylı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada direkt kendiniz klimaya bastığınızda da nereden üflemesi istediğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki elektronik park freni ve oto olduğumuz var. Klasikleşmiş Renault kartlı sistem anahtarımız da burada bulunuyor. Şu şekilde kol dayanağını açtığımızda içerisinde çok güzel kadife bir göz çıkıyor. Bunu kaldırdığınızda yine aşağı tarafta da altı kaplı bir gözle karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şunu yerleştirelim. Üzeri deri ve kenarları delikli. Hissiyatı çok güzel arkadaşlar. Yan tarafa geldiğimizde evet, içerisi yine kaplı. Gerçekten bunun detayı çok güzel arkadaşlar. Bu kadife kaplı torpidoyla karşılaşabiliyorsunuz. Evet, gerçekten dolu dolu çok güzel, keyifli bir otomobil. Ağır hissettiren, içerisinde bulunduğunuzda kendinizi premium hissettiğiniz araçlardan bir tanesi bence bu talisman. Eksiği ne derseniz tabii ki cam tavanı olması gerekirdi bu otomobilde. Ama cam tavan geldiğinde de opsiyonlar anlamında ciddi yukarılara çıkıyorsunuz. Ben janta çok takılmıyorum. 19 jant evet harika gösteriyor olabilir. Ancak bunun da bir maliyeti var. Kışın lastik aldığınızda bu anlamda gerçekten sizi biraz yoruyor olacaktır. Talismanın detayları böyleydi. Çok fazla incelemek istediğim bir otomobildi. Motorunu size göstermeyeceğim çünkü zaten detaylı bir şekilde 1.3 TC'yi size birçok marka modelde gösterdim. Megane'ın da, Qashqai'sin de, Austral'in de gösterdim. Bu 160'lık ünite bileceğiniz üzere Mercedes'teki C, CLA, GLA ve Megane, Captur, Austral'deki motorun birebir aynısı arkadaşlar. Ateşleme sistemlerinde ufak farklılıklar diğer markalarda görebiliyorsunuz ama motorun bloğu tamamen aynı arkadaşlar. Böyle bir D segmenti amiral gemisi yakaladığınızda da hemen bırakamıyorsunuz. Sizlere ufak bir tadında 0-100 videosu çekmek istedim. O yüzden şuradan sağa döneceğim arkadaşlar. 8.9 saniyelik bir 0-100 verisi var. Son sürati de 210 km saat. 1500 kiloluk bu ağırlığıyla. Evet, şurada duralım.
Klimamızı da kapatalım. Hatta klimamız bizi etkilemesin. Evet. Şey yapacağım. Fren gaz yapacağım. Gerçekten 100 deyince de videoyu kapattım. Hemen devamı geldi. Evet, 0-100'de buraya yazmış olacağım sizler arkadaşlar. Keyifli. Yani motor sesini çok duymadınız. Gerçekten içerisindeki yalıtım seviyesi çok iyi olan bir D segment ile beraberiz. O anlamda yüzümü güldürdü açıkçası. Talisman böyleydi. Bu otomobile ikinci elde sahip olmak istiyorsanız, ki rakamları tabii ki yüksek sayabilirsiniz, ancak birçok marka, modele ve SUV ligine baktığınızda göre bu otomobilin rakamı yine uygun kalabiliyor. Özellikle şu Ford Control sistemiyle verdiği hissiyat gerçekten bambaşka arkadaşlar. Çünkü düşük hızlardaki manevranız, sağa sola dönüşleriniz çok ciddi şekilde artmış oluyor. Bu video böyleydi. İnşallah beğeneceğiniz faydalı bir içerik olmuştur. Elimden geldiği kadar sizlere Talisman'ı incelemeye çalıştım. İncelememi istediğiniz başka marka model araçlar varsa da yazarsanız yorumlarda, bulmaya ve çekmeye çalışırım. Siz halen daha kanalıma abone değilseniz lütfen bir abone olup videomu da beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Tanoto ikinci elin iletişim bilgilerini de aşağıda paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.